Selamlar babuçlar, hepiniz hoş geldiniz. En sevdiğim 100 oyun serisinde 3. bölümle sizlerin karşısındayım ve düşünmeden edemiyorum. Misal bölüm 98'den nasıl göstereceğim ben size? 98. bölümle karşınızdayım diye, yani nasıl elimle işaret edeceğim bilmiyorum. Her neyse 3. bölümle karşınızdayım. 3. bölüme konuk olan oyunumuz Aragami babuçlar. Aragami gölgelerin içerisinde hareket eden bir ninjanın Hayda ablacım, ne bağırıyorsun ya? Gölgelerin içerisinde hareket eden bir... Bak ama çok konuşursan anlaşamayacağız. Gölgelerin içerisinde hareket eden bir ninjanın hikayesini anlatıyor. Hikayenin ne olduğunu bilmek zor. Ama böyle hani gölgelerin içerisinden falan ışınlanma gücüne sahibiz. Şayet ki birilerine yakalanırsak başımıza kötü şeyler gelebiliyor. Kardeş, oraya gölge yok mu orada? Çok fazla konuşuyorsunuz ama çok. Birilerine yakalanırsak bize tek atıyor. Böyle Aragami'de gideyim lambur lumbur birilerine dalayım olayı yok. Birilerine yakalanmadan gizlilik içerisinde ilerlemeniz lazım. Işınlanma yeteneğiniz var fakat herhangi bir şekilde gölge olmayan bir yere ışınlanamıyorsunuz. Şu an hiçbir yere ışınlanamıyorum. Hop hocam. Ne oldu, biz ışınlanma puanını falan harcadık mı? Ha, sırtımızdaki pelerinden geliyordu güç. Pelerinimiz böyle kıçımıza kadar yandığında galiba ışınlanma yeteneğimiz geri açılıyordu. Yani güçlerinizi kullanırken falan da tedirgin olmanız, tereddüt etmeniz gereken bir oyun bu. At beni oraya. Pelerini düzelt. Pelerini düzelt. Göremiyorum canını. Birilerine arkadan yaklaşıp mıhlayacağız. Bu arada babuşlar, en sevdiğim 100 oyun serisi isimli serimiz hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Hocam, seni bir alabilir miyim aşağı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ama sanki böyle buralarda çok dolanmasam benim için çok daha iyi olur gibi. Peki şunu soracağım. Şu an muhtemelen göremiyorlardır ama böyle şuralarda bir arkadaş olması lazım, bak şu tepede. Bu tepedeki arkadaş öteki arkadaşının mıhlandığından haberdar mı acaba? Hop. Bu arada yeteneğinizin dolması için gölgede olmanız gerekiyor. Şayet gölge bir yerde değilseniz yeteneğiniz kesinlikle dolmayacaktır. Aydınlığa çıktığınızda yeteneğiniz tekrardan sıfırlanıyor. Yani şu an misal şu gardiyanın arkasına ışınlanıp onu indirmeye çalışırsam muhtemelen özel gücüm sıfırlanacak onu öldürürken ve dımdızak ortada kalacağım. Peki gelmeye devam et, gelmeye devam et. Sen burada baya zor durumdasın gibi. Ama dur, onu yandaki herif görür. Yandaki arkadaş onu görür. Görmeyebilir, bir saniye. Selamun aleyküm. Çom. Güzel. Gölgelerin içinden ilerleye ilerleye adamları kelle koltuk indiriyoruz aşağı. Hadi bakalım. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Özlemişim. Böyle farklı farklı oyunlar oynayıp keyif almayı gerçekten özlemişim. Tabii ki bir yandan ben bu video serilerini çekerken sabit serilerimiz de devam edecek babuşlar. Şimdi benim asıl hedefim şu karşıdaki arkadaş. Karşıdaki arkadaşı da bir indirmek istiyorum. Merdivenlerin karşısındaki elemanı indirdikten sonra diğerine geçeceğim. Peki oraya ışınlanamıyorum, anladım. Orada gölge yok. Orası bizim alanın dışında kalıyor. Şuradaki herifi arkasını döndüğünde mıhlayıp sonra oradaki bölgeyi temizlesem nasıl olur peki? Bence gayet keyifli olabilir. Ama onu gören elemanlar var gibi. Bak bu arada direkt görüyor musun? Arkadaki pelerinimin gücü sıfırlandı. Yani şu an bir yere gölge atıp ışınlanamam. Şu an hiçbir şey yapamam. Hop.
Gölge bir yer bulmam lazım. Adam buraya mı gelecek, şuradan mı dönecek? Onu da bilmiyorum ki. Neyse ki arkadan döndü. Hocam. Bir saniyeni rica edebilir miyim? Yatar mısın aşağı? Teşekkür ederim. Bu herif biraz zorladı. Bu herif biraz zorladı. Şu gölgede bir canımı doldurayım. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer ki stealth kill almazsanız ve bu elemanlardan biri sizin onları öldürdüğünüzü fark ederse. İçeride derse ki kardeş burada bak psikopatça olaylar dönüyor. Ölülere pek bakmıyorlar galiba gördüğüm kadarıyla da. Birileri hani sizin onları mıhladığınızı hissederse diyorlar ki kardeş bak burada kötü olaylar dönüyor. Bir alarm verelim. Şöyle bir kendimize dikkat edelim. Bir kendimize emniyete alalım. Hocam diyorlar yani hayırdır. Anladın mı? Bu insanlar ne oldu böyle? Dün sabah ben neydi? Tansiyon mu? Ney bu? Adamlar bir bir düşüyor aşağı. Ne oluyor? Şimdi bu iki elemanın muhtemelen bir araya geldikleri bir lokasyon var. Bu iki elemanın bir araya geldikleri lokasyondan uzak durmam lazım. Çünkü ikisi birbirini görürse ayvayı yeriz. En güvenli lokasyon bizim için bu. En güvenilir devriye bölgesi. Buraya bir yere geldiğinde elemanın kelleyi alacağız hocam. Şöyle şimdi arkadaki herife yakalanmadan. Çünkü arkada da gardlayan birileri var. Çok güzel, çok güzel. Geril hocam, geril geril geril. Oho! Bak seni huzura erdireceğim şimdi. Seni huzura erdireceğim. Güzel. Ya zaten şu sağ taraf güvenli. Arkamızda güvenli. Bir öndeki elemana indirmek kaldı. Şimdi öndeki arkadaş buradan bizi görebilecek mi bilmiyorum. Kıçımız başımız illaki bir yerimiz gözüküyordur ama ne kadar görebilir emin değilim. Şuraya beni bir zıplat tükür. Şimdi. Aa arkadaki altta bir eleman var. Ne yapalım biliyor musunuz? Bu herifin buradan dönüş yapması imkansız. Yani mecbur oradan gelecek. O oradan geldiğinde biz de o. O. Peki. Beni şuraya alır mısın canımcığım? Almıyor. Işıktan geçmemeye gayret edelim. Hoppacık 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 hoppacık. Kardeş. Kılıcımın tadına baktın mı? Hoppacık. Yat aşağı. Güzel. Şimdi aşağıda da iki tane devriye olduğunu düşünüyorum. Ya iki tane devriye ya bir tane devriye. Hop. İki mi bir mi sayısını öğreniriz şimdi. Bir tane eleman buradan ilerliyor ama başka biri var mı? Görebilmiş değilim. Gölgelerin içerisinde gizlenen ninja adamların canını okur. Bu galiba tek. Arkasını dönebilir. Arkasını dönebilir. Koçum benim. Beyefendi şöyle bir gelirseniz teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi burayı komple temizlediğimize göre artık böyle bir yere gitmenin zamanı geldi. Mezarlıkların oraya gideceğiz. Buradan bir yerden aşağı iniş mi var? Ben buradan bir yerden aşağı iniş göremedim. O yol da kapalı. Bize kapalı yol diye bir şey yok hocam. Bize kapalı yol diye bir şey yok. Biz gölgelerin ninjasıyız. Ama burası diğerlerinden daha tehlikeli gibi. Yani kapıdaki gardiyanları, devriyeleri atlattık ama buralarda da devriyeler var. Çalı çırpıdan göremiyorum. Şu ilerideki adam uyuyor mu, ne yapıyor? Şuradan gezen bir devriye var mı? Bir tane karşıda var galiba. İki tane adam var. İki adamı aynı anda öldürme şansınız yok bu arada. İki adamsa genellikle ayrılmalarını bekliyorsun. Dinlemek için herhangi bir skill var mı bilmiyorum ama
Sohbetimiz bittiğinde bir şey yapabilir miyiz? Ayrılabilir miyiz hocam? Sohbetimiz bitsin de bir ayrılın. CTRL'ye basmaktan parmağım acıdı ya. Evet evet. Ne diyorsan ondan. Şimdi o arkadaşından bir ayrılabilir misin yoksa ikiniz de beraber mi kalacaksınız? Anladım, güzel. Yani ben bir an birlikte yaşlanmaya karar verdiniz diye endişelendim. Tek çekincem oydu. Şimdi birlikte yaşlanmaya karar vermediyseniz durum iyi. Önce şu adamı bir indirelim. Halit Emmi'nin selamı var. O kim bilmiyorum ama hep böyle bir şey söylemek istemişimdir. Hani böyle suikastçı, anladın? Gizli ajanımsı. Bu arada bu herif buraya dönecek muhtemelen. Arkasına mı döndü? Eyvallah canım. Ya her zaman böyle bir şeye özenmişimdir biliyor musun? Böyle yani bir adamı infaz ederken, hani böyle bir adamın aklını alırken ona böyle yani karizmatik bir şeyler söylemek. Halit Emmi'nin selamı var. Of you Halit Emmi falan derken kütük diye gidecek herif. Kütük diye gitmesine gerek yok. Yani bu şekilde de ölebilir. O kütük diye gitme fantazilerime dahil değil. Şimdi bakalım buradaki iki gardiyana indirdiğimize göre hala tedbirli ilerlememiz gerekiyor. Bak yolda bir tane daha var. Alt çemberi temizleyip oradan üste hop. Şişman ninjayı hafife almayacaktınız oğlum. Şişman ninja. Kardeş. Parıldayan bir şey gördüğümde oraya giderim. Bu da ayrı bir yolu açıyor. Anladım. Yukarıdakileri temizleyip öyle gidelim anam babam. Hop ışığından karşıya. Birader. Arkana bir dönebilir misin? Hocam. Ya da şey böyle, bu tarz hikayelerde ilgimi çeken diğer bir şey, bu tarz olaylarda hani böyle Halit Emmi'nin selamı var dışında şey böyle birilerine hani executioner'ı böyle ortadan kaldırmayı birilerine armağan etme, anladın? Hani birilerine armağan etmeden kastım şu, böyle vardır ya eski Türk filmleri sahnesi, bu anam için, bu babam için diye girişir herife. Bu da ona benzer bir şey. Yani atıyorum bu ne oluyor? Dalmışım kardeşim. Ha, bu save noktasıydı galiba. Eyvallah, save aldın mı şu an? Merak ediyorum. Hani şey böyle, bu sincap Faruk için falan, hani anladın? Böyle bir sebebiyet verme. O da bana karizmatik geliyor. Ve şey, sıkıştığınızda gölge oluşturup o gölgeye kaçabiliyorsunuz. Ben kaçamadım. Dur, gölgem bir dolsun. Dur bak, o tekniği deneyeceğim. Ne yapıyorduk? Şöyle oluştur, hop bırak beni oraya. Aslanım. Aslanım benim, güzel. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bunun arkasını kolaçan adam birileri var mı? İyi, güzel, güzel. Bunun arkasını kolaçan adam birileri yok. Yani doğru anı bekleyip herifin üstüne çökeceğiz.
Pardon. Yanlış yere gölge atmışım. Hocam. Benim güçler bir bitmeden be. Nasıl bir devriye alanınız var lan? Aa, o herif buraya dönecek şimdi, ne yapacağız? Ha, o aşağı indi. Ha, yok öyle bir şey. Yo 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 yo. Hayır canım. Ne münasebet, hiçbir şey görmediniz ya. Hayır abi, bir şey görmediniz. Ne biliyorsun, belki adamlar eceliyle öldü. Çömemiyorum da. Hırlıyorsunuz mu lan? Hocam bak, ben diyorum sana, o adamlar eceliyle öldü. İşte çok kasmayacaksın kendini. Çok kastığında beni de üzüyorsun. Adamlar eceliyle öldü diyorsak eceliyle öldü oğlum. Allah Allah. Kardeş. İncem mi be aşağı? Bir daha adamlar eceliyle öldü dediğimde bana şekil şükür yapma. Adam eceliyle ölmüş baba. Adamlar alarm modunda bu arada. Adamlara önü dönükken yakalanırsan hiçbir şansın yok. Misal alarm modunda olmadıklarında, önü dönük yakalamadıkları takdirde, yani önü dönük yakalasalar bile ani hasar verebiliyorsun böyle adamların aniden, yani ağzını tutup cart diye saplayabiliyorsun kılıcı, ama burada öyle bir seçenek yok ve bu herifi buraya dikmişler. Bunun arkasından dolanıp zımbalamak gerekecek. Hallederiz, o da bizim işimiz. Ablacım selamünaleyküm. Müsait bir vaktinde böyle bir çay çorba bir şey. Burada da reddedildim. Halbuki kötü bir niyetim yoktu. Çaya çorbaya çağırdım. Adamın arkasını ışınlanamıyor muyum lan? Vada gel gel. Gel ayrıl oradan. Gel oğlum, gel oğlum. Omayva moşin deyru derler bizim köy. Ama. Ha, reddedildik ya, o üzdü biliyor musun? O üzdü bence yani. Reddedildik, o üzdü. Yoksa ben şey olduğunu zannetmiyorum. Reddedildik, o üzdü baba. Yoksa yani yakalanmazdık o adama ya. Kardeşim yani adama gittik, şekil şükür de yaptık yani. Adama iş de koyduk. Ben anlamadım ki niye böyle oldu yani. Herifin arkasından da dolandım. Adam saldırtmadı ya. Sıçtık arkadaşlar. Sıçtı Şakir, bez getir. Bizi burada var ya, bizi burada malamat edecekler bizi burada. Şuraya gölge atar kaçarız ya. Oh my god, bu şimdiyim. Kedi kedi. Hey mare. Abi kedidir ya. Dön arkanı ya. Ha kedi kedi. Miyav miyav ulan. Al sana. Gücüm bitmiş. Kardeş dur, gücüm bitmiş.
Lan arkadaş rezilliğe bak. Pilli ninja mı olur ya? Ninja pille mi çalışır ya? Pilim bitti ya. Kaplanı tadacağım. Oy. Harbiden kaplanı tattı çocuk ya. Hocam arkana döndüğün için teşekkür ederim. Gerçekten yani aydınlıktan ay kör galiba. Şş. Oğlum. Nöbetçiniz ayakta uyuyor. Yok 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 anam kimse yok ya. Yok canım hiç kimse olur mu orada? Senin bir tepene ineyim de bir gör. Hop at. Ne yapıyorsun lan psikopat? Bu hiç tepkili olmadı. Allah Allah orada bir ceset var. O ne ola ki? İyi baktın mı? İyi baktın mı cesete? Artık cesetin olduğunu kimse öğrenemedi hiç. Skoruma eksi yazma orada. Benim skorumu düşüremezsin. Ceset olduğunu öğrendi o da öldü. Onun cesedini kimse öğrenemediği sürece ay 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 hocam bir saniye. Valla yani pilli ninja mı olur arkadaş? Yemin ediyorum mahallede alay edecekler ya. Pilli ninja mı olur ya? Ama olsun pilli milli ama etkili ha. Olmadı. Şekil şükür yapanı da indiririz aşağı. Hocam main quest'imiz nerede acaba? Görevimiz nerede? Bilininiz var mı? Bir saniye pilim bitmiş. Herife böyle bir haça kume yapacaktım da pilim bitmiş. Haça kume. Oh my god, bu şimdi yu. Selam aleyküm. Hop. Kardeşim benim. Yat aşağı. Ne oldu? Ne? Oha kılıcı ev sunlu bunun ya. Artı 9 bunun kılıcı ya. Gel gel gel. Oradan mıyım la ben salak? Heh. Ha şöyle. Ne oldu? Ne oldu? Öyle. Öyle ölürsün işte. Selamun aleyküm. Burası bizim geldiğimiz yer mi acaba? Save alma şansım var mı? Ne yan mı gideceğim? İlla oyunda bir görev şeyi gösteriyordur ya. Göstermiyor. Görev tuşu hangisi? Lan görev tuşu hangisi lan? Controls. General. Türkçesi yoktu. Hatırlıyorum. Neyse. Görevi hatırlayamadım ama her yeri temizledik. La 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 la. Selamun aleyküm. Sağ kalan birileri var mı hemşerim? Bu köye nereden giriliyor ya? Bence bu köye gireceğiz. Selamun aleyküm. Bilader daha fazla koruma ataydınız buraya. Bu korumalar az gelmiş ya. Heh, şöyle bir konum avantajını elimize alalım. Şimdilik ben sizi nasıl hallederim? Gölgem bir de olsun. Kanka hadi yani ben iyi oyuncu değilim de bence siz de körsünüz ya.
Bak bence ortada adam öldürmek çok tehlikeli. Görüyor musun? Ortadaki adamlar birbiriyle buluşuyor. Bence şu arkada kalanları indirmek lazım. Bir de pilimize dikkat edeceğiz. Bu iş bizde. Şimdi bak bu herif buraya gelecek. O herif arkaya doğru gitti. Adamın saçları döküldü arkaya giderken. Beceremedim. Buraya mı geliyor? Uyandı gelme lan. Yahu bu yanlıda bir şey yok yahu. Canlı yediğim sana yalan demişler. Yok ninja minca bunlar uydurma ya. Ninja diye bir şey mi var ya? Hani nerede varsa nerede ninja diye bir şey yok. Bu herifi takip eden birileri var mı? Ey yavrum ey be. Nereden geliyor bu yetenek bilmiyorum ki. Şimdi bu arkada da ayrı gardiyanlar var gördüğüm kadarıyla. Oraya at beni. Güzel. Bu herifler er geç ayran içip ayrı düşecek birbirine. Bu herifler ayrı düştüğünde... Seo. Ase. Relasimo Kyrie. De ano domin con nimo. Arkadaşlar İngilizce bilmiyorum. Kısa keser misiniz? Bir kelleleri alıp gideceğim. No bu de. Kanada sonu ha. Bak bunlar görev yerinde aylaklık ediyor. Bunlar bir... Aa o beyazı beni reddeden galiba. Bir çay çek deyip kaçan yani. Bir çay çek dedim kaçtıydı. Şu herif tehlikeli bak böyle onun orası burası ayrı oynuyor bak. O böyle etrafa taret gibi dönüyor. Onun dönmediği bir zaman diliminde bu adamı boğmamız lazım ki o zaman dilimi bence bu zaman dilimi. Solda biri öldü ama. Ama aldırış etme. Sen aldırış etme. Bana ne? Ben de öteki yanlıdan dolanırım. Pilim mi yok lan? Selam, ne yapıyorsunuz? Geri geldim. Dur dışarıyı keseyim öyle geleceğim bacım. Artık bacım diyeceğim ne yapayım? Yanlış yere geldik. Yanlış yerde yanlış zamandayız. Dur şurada iki can doldurayım lan. Şurada iki pil doldurayım kardeş bir. Sen halden anlayan bir abiye benziyorsun. Bir yol müsaade et de bir pil doldurak. Aynı düzen devam, aynı düzen devam. Arkan dönük mü duracaksın orada? Nereye tutuyorsun lan nöbeti? He? He? Nereye tutuyorsun nöbeti? Dur. Sıra sende. Sıra sende kardeş. Etrafın gölgelerle sarıldığında anda skill puanı aldım. Etrafın gölgelerle sarıldığında dikkat et. Çünkü ninja kamili orada olabilir. Ne alakaysa. Bugünkü repliklerimin hiçbirinden memnun kalmadım. Sincap Fehmi falan filan derken muhtemelen şu içeri girmemiz gerekiyor. Bir içeri girek de ufaktan bölümü sonlandırak ya. Hadi bir ışınlana gitmemiz yok mu? Hoppa. He. Yavrum.
Wow. Senin baba demek ki, senin baba demek ki rahmetli. Başın sağ olsun. Ne demek, ne demek? Tabii tabii, acın hala tazedir. Yani çaya çıkalım dediğimde öyle hiç uçup kaçmalar, toz olmalar falan hiç hoş olmadı. Anam babam yok la, beni mazur gör falan diyor. tamamen saçmalıyorum. Bak bunu ciddiye almayın ha. Ciddiye alıp ya oradan nasıl o cümleleri çıkardım falan deyip gömmeyin yani. Tamamen eğlence amaçlı sallıyorum. Kayo'nun ordusunu da keseriz. Sen yeter ki he de. Ablacım Taiyo, Sagoyen, Kayo, hangi birini keseyim ben ya? Bayağı masraflıymışsın. Rica ederim gülüm, ne demek, ne demek? Ama yine hemen ortalıktan gidiyorsun. Kuru kuru thank you, kuru kuru thank you. Ne anladım ben kuru kuru thank you'dan? Bu ilişki yürümez. Bu ilişki yürümezse bu video da burada biter. Dikkatli ol, geliyor. Gelen ne, boss mu? Ben buna tek atar geçerim yani. Bu bizim için bir şey değil hatun. Ey yavrum ey. Sen benim daha namımı duymamışsın ama bu kadar yeterli. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.